Hoş geldiniz arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasıl güzel bir hava var. Oh, mis gibi kokuyor ya. O kadar güzel kokuyor ki. Biz çıkıyoruz. Haydi bakalım. Gelmiyor yani Emine. Emine kendi arabasıyla gelecek. Güzel arkadaşlarım, tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz şimdi yollara düştük. Cansu'nun kliniğine perde bakacağız arkadaşlar. Artık ruhsatlarımızı bekliyoruz, açılışımıza adım adım yaklaşıyoruz. Bundan sonra tarımdan da geldiler, tarımdan da denetimden geçtiler. Bütün hazırlıklar hazır sayılabilir, önemli olan ruhsatlardı. Şimdi ruhsatlar da geldiği zaman ilaçlarını ve mamalarını servis canım. İlaçlarını ve mamalarını da alacaklar. Ondan sonra da açılışımıza çok az bir şey kalmış olacak. Bakalım Rabbim utandırmasın. Şimdi klinik için perde bakmaya gidiyoruz. Muayene odasına perde bakacağız. Emineciğim de gelecek. Cansucuğum çarşıda şu an Özgür AVM'ye gitti. Kliniğin böyle plastik parçaları vardı, böyle alınması gereken plastik olan ihtiyaçlar. Vila'da gibi falan işte, onlara bir bakmak için çarşıya geçti. Çarşıda onunla buluşacağız. Perdemizi bakacağız. Sizler de iyisinizdir inşallah. Rabbim iyilikten güzellikten ayırmasın. Her günümüzü birbirinden güzel eylesin inşallah. Bir de saç boyası bakacağım. Ben Cansu'ya dedim, kızım bana saç boyası bak dedim. Migros'ta var anne senin boyadan dedi. Gratis de yoktu, geçen gün baktım dedi. Ondan sonra Migros'ta oluyor anne senin boya dedi, kodu falan. Böyle gidelim, güzel bir gün geçirelim bakalım. Yani güzel bir gün mü geçirelim demek de yanlış olur. Her günümüz güzel de. İşlerimizi halledelim, günümüzü güzel geçirelim. Günü güzel geçirmek bizim elimizde. Takılmamak lazım olumsuzluklara. Güzellikleri görmek lazım. Şükretmek lazım. Dua etmek lazım. O zaman günümüzü güzel bir şekilde geçirelim bakalım Rabbimin izniyle. Bugün neler yazıldı hiç bilmiyoruz. Hep böyle hani spontane bir hayat. Yani neyi yaşıyorsak onu çekiyoruz işte. Evet. Ali Beyciğim dün gidemedim. Dün müydü ben bahsettim acaba? Önceki gündü. Tıraş olmaya gidecek dedim. Gidememişti. İnanın yetiştiremedim. Bugün sabahtan gitti geldi. Videoyu da ben erken başlatmak istemedim. Çünkü evimizin önünde düğün vardı. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Ama saat 10'da davul zurna çalmaya başladı arkadaşlar. Böyle kafadan beyinden gittik diyebiliriz. Hani çok da yakın olunca. Olsun. Allah mutlu mesut eylesin bakalım. Öyle. Sen düğünün gürültüsünü çok da çekmedin. Ben uyanıktım zaten. Uyanıktım. Beni rahatsız etmedi. Şeye gittin ya, neyi dinledin sanki? Ya işte pek kalmadım orada. Yani evde kalmadım. Efendim Emineciğim. Tamam biz de çıktık canım, şimdi Gençlik Caddesi'ndeyiz. Şöyle tülcümüze doğru gidiyoruz. Salon tülümüzü diktirdiğimiz yer arkadaşlar. Burada böyle sergiler var. Baksana bu sofra bezlerine Ali. Her şey var ya. Evet. Bezleri, yorganlar. Her şey var. Tellikler, çizmeler. Ayakkabılar. Simit var. Her şey var. Biz Emine ile bir görüşelim de. Arkadaşlarım biz şimdi geldik. Cansu'nun istediği dikey perdeden burada yokmuş. Çok da tavsiye etmediler. Şey yaptılar, hani store perde de olabilir, ay pardon zebra perde de olabilir denildi ama şöyle bir iki model bakalım diye geldik. Bir bakacağız işte, ona göre de Cansu'cum değerlendirecek. Burası. Ben en basitini istiyorum yani. Şu gibi falan istiyorum ben direkt. Şu arası da tül. Evet. Yani arası da bak bunun daha boş. Bu daha sık. Hayır. Bu. Işığı hayır. Yok daha şey öyle. Bu ışığı da daha çok keser. Şu beyaz nasıl? Bunlar da yani seçenekleri bir değerlendirsin bakalım. Bir de şöyle duble storlar oluyor ya arkadaşlarım. Tül perde böyle üstünde dümdüz duruyor. Altında da store oluyor böyle. O da bir seçenek olabilir dedik. Ona da bir bakıyoruz. Bu da güzel durabilir. Ya yani dümdüz bir şekilde dursun hani. Biz şimdi başka bir mağazaya geldik arkadaşlarım. Burada var. Ve şimdi renk bakıp fiyat alacaklar.
Ona bakıyorlar şimdi. Şöyle bakın. Burada da. Abi delikli olan değil de düz olan, en düzü lazım bana. Bir de bir K123 serisi var. Böyle çizgili kendiliğinden. Oluklu. Arkadaşlar biz şimdi Tülperde işini birazcık hallettik gibi. Tam netleştiremedik. Şöyle bir çay molası vermek için geldik. Önce yukarı mı çıkıyoruz? Ne yapıyoruz? Seçelim, yukarı gönderelim işte. Hmm. Ben çıkıyorum. Ne alacaksın? Çay. Şu bu da bulmuşken şöyle bir çay keyfi yapalım. Ali Bey mekanı yerleşti. Ekmeği nereden buldun sen? Ekmek sahibim. Evet, burada hem de bir sorun olduğu zaman direkt muhatap olabileceğin yani. İnsan var. İnternette evet. Gider aynı şey değil mi? Beko falan alırsan servis aynı. En teşekkürler. Çay faslından sonra şimdi Özgür AVM'ye gidiyoruz arkadaşlar. Azıcık bir çıkmışken züccaciyeye bir bakalım. Cansucuğum da çift taraflı bant alacakmış, unutmuş. Onu falan bir bakacak. Böyle geldik. Buradayım. Hayır canım, ben arkandayım, geliyorum. Hadi beğen bakalım bana ne alacaksın. Ben sana alayım onu. Ha? Oo, şu daha güzel değil mi? Bende o tarafında vardır. Yok. Yok. Daha güzel. O da güzel. Hepsi güzel değil mi? Hepsi güzel. Ne kadar acaba fiyatları? Eftar diyor. Eftar. Şunu şey, barkut okutmaya baktırsak ya. Fanatik değiliz. Her takıma yakınız. Her takıma yakınız. Gönlümüz Fener'de yeni. Aynen öyle. Ali'nin dediği gibi gönlümüz sarı lacivertten yana. Bir bakalım, gelmişken azıcık dolanalım. Onun da fiyatına bir bakalım Ali. Çok sıcak dedi ve kaçıyor arkadaşlarım. Sıcak geldi ona. Şöyle bir bakalım. Sizinle biz züccaciye gezisi yapalım arkadaşlar. Önce Cansu'nun yanına bir çıkayım, bakayım ne yaptı da. Ondan sonra züccaciye bakarız. Şöyle yapay çiçekler gelmiş. Ne kadar acaba Cansu'cum, bir baksana. Gel bakalım. Ha, ya şu barkod okutma şeyi var. Ha, şu ay çiçekleri de çok güzel görünüyor ya. Şunu da okutalım bakalım. Ne kadar? Daha gidiyor. Baksanıza, bunlar da çok güzel. Kaç? 230 TL'ymiş. Bu da öyledir muhtemelen. Kaçlı o? 10'lu mu? 8. 8'li lale 230 TL. Nerede almış? Şurada. Neyse. Şu klinik işlerini bir halledelim de arkadaşlar. Ha, var orada da plastik ürünler çok var orada yavrum. Şöyle şu klinik işlerini bir halledelim de arkadaşlarım. Ondan sonra özgürce gezip dolaşırız. Bak, banyo rafları da var Cansu burada. Evet, baban da gitti ya dışarı. Sıcak burası diye kaçtı. Ya, baksanıza nasıl güzel. Çok seviyorum ben yapay. Çiçekleri çok sevdiğim için canlısı yapayı fark etmiyor. Çok güzel bahar böyle. Üst kata çıktım ben de. Burada böyle bahçe mobilyaları var arkadaşlarım. Salıncaklar. 7500 liraymış. Böyle. Ay, buralarda hep ventilatör çalışıyor. Balkon bahçe takımı da 26.500'müş nakit. Şöyle kocaman bir takım. Bambu takım da 20.000 liraymış. 6 taksitli. Şöyle lacivertli. Çok güzel bu da. Şöyle bizimkiler gibi ikili. 27.500. Tek çekim 28.000. Taksitli 31.500'müş arkadaşlarım. Burada da masalar varmış. Aa, dolaplar varmış. Burayı da ilk defa
geziyorum. Yani çok uzun zamandır ilk defa geziyorum. Buraya bayağı bir mobilya getirmişler. Daha önceden yoktu çünkü. Baksanıza TV sehpaları falan, gardıroplar, yatak odaları da gelmiş. Şurada bazalar da var gördüğünüz gibi. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlarım, Cansu'nun işi hallolunca, hani o bakacaklarına baktı, çıktık. Eve gideceğiz herhalde. Ne yapacağımızı da bilmiyorum. Çıktık öyle işte. Ve Mikros'a geldik arkadaşlarım. Ne öyle? Alalım. Ne demek? Alalım alalım. Ne kadar? 29.95. Başlayalım. Kuşet. Nereden bulacağım? Tamam. Barbunya ne kadarmış? Barbunya 100 lira arkadaşlar. Arzu 80'den aldım demişti. 60 mı demişti acaba? Yalan olmasın. Kırmızı biber, kapya biber de 25 TL'ymiş. Vallahi havası kuru memleketlerde yaşayan arkadaşlarım, nasıl şanslısınız, nasıl kurutamıyoruz buralarda, çürüyor çürüyor arkadaşlar. Vallahi bildiğiniz çürüyor, ne patlıcan kuruyor ne biber kuruyor, hiçbir şey kurumuyor. ₺119 diyor. Aslında benim şeyim var. Kurutulmuş biberden var. Gülay teyzem getirmişti Afyon'dan, Emine'nin annesi sağ olsun. Hala saklıyorum onu. Saç boyası bakmak için geldik aslında arkadaşlarım. Bakalım var mı? 6.35 çikolata kahve. Karamel kahve benimki. Yok galiba. 6.15 olacak. Altın kahve. Yok. Kara borsa. Açık karamel. Karamel kahve. Herhalde bakmam lazım. Kumral. Karamel kahve. Küllü kumral. 6.11, 6.15. Şey, Watson's'a bakarız. Ne zaman acaba? Loreal. Evimize geldik arkadaşlarım. Cansu Kliniğe biz eve geldik. Şimdi hemen yemek işlerine bir geçiş yapacağız. Şöyle saç boyama aldım. Deodorant aldık. Şeftali aldık Mikros'tan. Evimize geldik. Yorulduk birazcık. Birazcık dolandık geldik evimize. Caner'cim evdeydi, o çıkmadı bugün. Öyle. Selam. Selam. Al ya. Nereye gidiyorsun? Gel. Yüzüm gel. Pis, 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 pis. Gel annem gel. Gel nereye gidiyor ya? Ya hiç fırsat yok senden var ya. Sen var ya sen. Dur. Dur annem dur, tamam. Dur çocuğum dur. Dur dur. Dur. Gir eve çabuk. Seni yaramaz. Ayağımı çıkarayım dedim. Hemen fırsat kolladı. Eve gelir gelmez hemen yemek telaşına düştük tabii ki arkadaşlarım. Caner'e kıyma çıkarmasını söylemiştik. Kıymamızı çıkardı, şöyle çözüldü, neredeyse çözüldü. Ben de şöyle soğanımızı, domatesimizi, biberimizi çıkardım. Güzel bir lahmacun harcı yapacağım. İnşallah yetiştirebilirsek fırınlarda yaptıracağız işte arkadaşlar. Bakalım saat de hızla ilerliyor. Hemen malzemesini bir ayarlayalım. Maydanozum yok evde, yeşilliğim hiç yok arkadaşlar. Kaç gündür pazara da gidemediğimiz için. Migros'ta da maydanozu görünce aklıma geldi, alacaktım. Ama unuttum, çıktım arkadaşlar saç boyasına dalınca. Neyse şöyle güzel bir bızıt yapalım şunu. Hemen rondomu çıkarayım. Tefal'in blenderı var ya, blender seti, onu çıkarayım. Bir güzel sebzeleri
blenderdan geçireyim. Ondan sonra hemen kıymasını eklerim, baharatını, tuzunu, yağını eklerim, salçasını eklerim, doğru fırına. İçine ekleyeceğiz Ali. Kaseye koyabilirsin, çay tabağına koyabilirsin. Ali de baharatları ayarlıyor da bir taraftan. Şu biberlerimi yıkadım, sebzelerimi yıkadım, soğanımı soydum. Dedim Ali'ye saat geç oluyor, kapatacak fırınlar, yardım eder misin dedim, sağ olsun. Ayaklandı, o da yoruldu. Kaç günün yorgunluğu var arkadaşlar onda da. İnanın ben bile yoruldum yani evde yatarken. Ay ay, sürekli dışarılardalar ya onlar. Şöyle domatesini falan her şeyini bir ayarlayayım. Ondan sonra doğru fırına. Cansu'ya da kaşarlı pide yaptıracağız herhalde. O yemiyor. Şöyle bir ayarlayalım bakalım. Biraz bastırayım. Biraz fazla oldu ama domatesi aşağıya koysam daha iyiydi. Toz, karabiber, toz biber, kekik, ne istiyorsan eklerim. Şimdi hemen bızık yapmak için şuraya alayım. Şöyle. Şöyle bir bakalım. İçine. Şöyle kenarlardan. Şöyle. Salçayı da koydum. Bir kere daha çektim arkadaşlar. Şimdi. İçim neredeyse hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kıymayı da ekleyeceğim. Oh, kirlettim her yeri. Bakar mısınız? Bak. Tuzunu da koyacağım tabii. Tuz da koy diyor öyle. Şuraya bir alayım hemen. Şimdi Ali'nin ayarladığı baharatları ekliyorum. Ne var bu baharatlarda Ali şimdi? Ama az canım bunun baharatı. Şöyle yağını da ekleyelim. Kırmızı toz biber mi, pul biber mi? Sumak, Ayşe, isot. İsot azıcık bol olabilir Ali. Çok acılığı yok bunun. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Ben en iyisi bir eldiven alıp geleyim. Eldivenle bir güzel yoğurayım bunu arkadaşlarım. Kim olduğunu da söylesin de. Öyle. Bir taraftan da fırın arıyoruz arkadaşlar. Kapattılar, akşam oldu.
tuz eklemedim. Tuz eklemem lazım. Tuz da ekliyorum biraz, yeterli olur diye düşündüm. Bir çay bardağı su verir misin bana? Hadi bir çay bardağı su. Hı? Ama şey, öyle tarif vermişlerdi ya Ali. Domatesi sen iyice sulandırırsın. Ha, iyi mi diyorsun suyunu? Önce iyi. Tamam, eklemeyelim. Gerekli görürlerse yani pişiren yani, şey yapar. Kulak tamam. Kolay da çıkartmak zor. Tamam tamam canım. Tamam. Tuzunu da koydum. Şöyle bir iyice tuzunu da yedireyim de. Hemen al uç bakalım. Biri açık değilse biri açıktır. Biri açık değilse biri açıktır canım benim. Yetiştir bakalım, oluyor mu olmuyor. Çam kaptan mı vereyim? Hem şey, poşete bağlarız şimdi. Tamamdır. Şöyle poşete geçiriyorum hemen. Tamam. Arkadaşlarım, lahmacunlarımız geldi. Hatta kaşarlı mantarlı pidemiz de geldi Cansu'cum için. Şöyle son anda mantar da geldi. Bak Cansu, şuraya bak. Baksana. Aa, pide mi var? Senin için pide yaptırdık işte. Ha, kaşarlı. Lahmacun yapacağız. Burada da bakabilir miyim ya? Hemen hemen bak. Ben çünkü bakmaya devam ediyorum. Bakın şurayı ben yedim. Hem iş yapıyorum. Hem de lahmacun nasıl olmuş ona bakıyorum arkadaşlarım. Bakar mısınız? Vallahi ben de sevdim. Ben de beğendim. Şimdi maydanozumuzu yıkadım. Şöyle bakın. Maydanoz yıkandı. Limonlar yıkandı. Şimdi yanına da domates, soğan, böyle sumaklı. Oh mis, daha ne olsun arkadaşlarım. Hemen masamızı hazırlamak istiyorum. Çayımızı da ocağa koydum. Çorba da yaptım. Çorbamız da pişiyor. Soğumasın diye böyle şey koymuşlar ama soğumaya başladı. Hızlı olmam lazım. Hemen hadi arkadaşlarım şöyle... kız ayağıma niye vuruyorsun? Annem ya. Beni korkuttu. Şöyle bakar mısınız arkadaşlarım? Öyle bir tabak hazırladım ki domatesi, maydanozu, sumaklı değil, isotlu, soğanı, limonu. Of of Ali Bey. Yeme de yanında yat. Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Acıktı, acıktı. Acıktı, tamam. Hemen lahmacunları, pideleri de getiriyorum arkadaşlarım. Ayran bardaklarını da getirelim. Ondan sonra afiyetle karnımızı doyuralım bakalım. Evet. Çorbamız da geldi. Çorbayı çok doldurma. Tamam, ben çorba içeceğim. Tamam. Böyle şehriye çorbası yaptım arkadaşlarım. Arpa şehriye çorbası. Hemen Ali Bey bekliyor. Lahmacunlar, pideler gelsin. Bak. Arkadaşlarım, Ali Bey kutuyla istedi. Vallahi kutuyla istedi dedi. Yanımızda dursun. Sayılı olmasın. Hep beraber yiyelim dedi. Ben de bardakları getireyim. Afiyet olsun canım benim. Afiyet olsun. Buyur buyur. Geliyorum. Bereketli olsun. Beraber olsun. Geliyorum geliyorum. Kesene bereket. Kaç lahmacunumuz çıktı onu söyler misin? Sen birini yedin, 18 kaldı. Bir mi yedim? 3 tane yedim. 3 tane lahmacun. 3 tane yedim. Sen burada daha yiyecek misin? Tabii ki yiyeceğim. Lahmacun var. 19 tane. 19 lahmacun. Kaldı 16. Pide. 5 pide. 5 pide. Çok iyi. Evet, o zaman lütfen bize. Ellemez. O zaman bize afiyet olsun. Maydanoz da ekle. Hayır. Bak pide. Oh, şifa olsun canım. Sel uyarısı yaptılar arkadaşlarım. Ani yağmur, su baskını, sel uyarısı yaptılar vallahi. Allah'ım korusun. Allah'ım kimseleri bunaltmasın. Ay, içim kötü oldu vallahi şimdi böyle anons yapılınca. Allah'ım sakinlik versin yeryüzüne, gökyüzüne. Rabbim sakinlik versin. Afetlerden korusun, kollasın bütün yarattığı canları inşallah.
Güzel arkadaşlarım, lahmacunları yedik. Vallahi bir güzel, afiyetle yedik. Allah kesede bir göstermesin, el işime diyeyim. Saati de bir hayli ilerlettik. Bakın bizim tatlımız ne var. Caner'cim biz dışarıdayken bisküvi pastası yaptı arkadaşlar. Lokumcum da yanımda yatıyor, onu göstermem lazım size. Çayla beraber pasta keyfimizi de yaptık. Lokum, annem gösteremiyorum ki ya. Bakın teyzeleri, bakın. Sevilmeyi bekliyor orada benim cadı kızım. Vallahi arkadaşlar, bugün de böyle dışarılarda işlerimizi halletmekle geçti. Az önce Cansu'ya dedim ki, kızım dedim, bir arkadaş şey yazmış. Senin hastalıkların da senin kadar konuşkan Yeliz'cim, Behçet'im geliyorum diyor. Topuğun basma diyor demiş. Cansu'ya dedim, bir arkadaş böyle böyle yazmış Cansu'cum falan dedim. Bir gülüştük. Ama gerçekten öyle, bakın. Görüyor musunuz kızarıklı, hem de kocaman. Behçet diyor ki, geliyorum Yeliz, kendini yordun. Aslında hiç yormadım da arkadaşlar. Yani kendimi böyle çok yoracak bir şeyler de yapmadım, görüyorsunuz hayatımı. Ama bu kliniğin koşturmacaları, telaşları, stresleri de oluyor zaman zaman. Hayatım içinde stres hep var biliyorsunuz. Ondan sonra bir şeyler etkiledi yani. Bakın şimdi geliyorum diyor yani. Dikkat et diyor. Behçet konuştu gene. Vallahi ben de ona göre davranmak zorunda kalıyorum. Ama bugün bayağı bir öyle yani, dışarılarda falan işimizi hallettik. Dikey perdenin siparişini de verdi Cansu'cum. İnternetten verdi siparişini. En son girdiğimiz mağazada 7500 TL fiyat çıkardılar arkadaşlar. Ama cam o kadar büyük ki, yani 2.80'e 2.80 gibi düşünün. Yani 4 metre tavanın yüksekliği var kliniğin yüksek dükkanının. O yüzden arkadaşlar hani ölçüye göre ayarlayınca, hesaplayınca da 7500 TL gibi bir fiyat çıkıyor. İnternetten kaça verdik Cansu'cum? 4300 lira falan. İnternetten de 4300 liraya falan gelmiş oluyor. Öyle bakalım nasıl gelecek bilmiyoruz. Geldiği zaman bir montajı olur onun. Ne söyleyecektim, ne anlatacaktım ben size acaba? Başka anlatacağım bir şey yoktu galiba güzel arkadaşlarım. Bugün de bu şekilde geçirdik. Ben hemen uyumaya gideyim. Saati dediğim gibi bir hayli ilerlettik. Saat 2'ye 20 var. Videomun paylaşım saatlerinin düzensizliğinden dolayı etkileşimimiz de düştü. İzlenmeler düştü. Burada da böyle bir şey var işte. Düzen olması gerekiyor. Yani istikrar olması gerekiyor ama hayatımızda istikrar yok. Bir koşturmaca, bir telaş. Yorgunluk, hastalıklar bir taraftan, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Sizlere de çoğu zaman sordum zaten hani video saatini, ama siz hep dediniz ki sana ne zaman uyuyorsa o zaman paylaş Yeliz'cim dediniz. Cansınız, çok teşekkür ederim. Sabahları erken bir saate böyle ayarlamaya çalışacağım artık. Bakalım olduğu kadar, olmadığında da siz artık hoşgörüyle karşılayın. Hoşgörülü yaklaşın, görün güzel arkadaşlarım, ne diyeyim. Ben gidiyorum. Şu pastadan da azıcık yiyeceğim arkadaşlar. Vallahi böyle lahmacunun üstüne de tatlı çay güzel gitti yani. Azıcık daha yiyeceğim. Çocuklar da uyanık. Ali gitti yattı. Öyle bugün aslında bizimkiler denize gitmek istediler. Ben de şey yapmadım, hani göndermek istemedim. Çünkü rüzgar vardı zaten bugün. Sel uyarısı da yapılınca vallahi yüreğim pop etti. Gerçekten Allah'ım esirgesin, korusun, yeryüzüne, gökyüzüne sakinlik versin. Dinginlik versin inşallah. Hiçbir kulunu afetlerle, kötü olaylarla sınamasın. İnternetten de baktılar. Gece 3 gibi böyle yoğun yağmur olacak gibi görünüyor ama bilmiyorum. Rabbim korusun, kollasın hepimiz inşallah arkadaşlarım. Rabbim korusun, kollasın. Öpüyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın güzel arkadaşlarım. Hoşça kalın.